Bazen tanımlar kafa karıştırıcı olabilir. Bu yüzden bu videoda bölgesel seçicilik, stereo seçicilik ve stereo spesifiklik terimi arasındaki farkı incelemek istedim. Daha önceki videolarda bahsettiğimiz örnekleri kullanacağım. Bu tepkimelerin ayrıntılarını bilmek istiyorsanız geri dönüp önceki videoları izleyebilirsiniz. Evet. Öyleyse bölgesel seçicilikle başlıyoruz. Burada gösterdiğim tepkime bölgesel seçici bir tepkimedir. Bu alkol, soldaki alken ve sağdaki alken ürünlerini oluşturmak üzere dehidre olur. Yani bu iki alken bölgesel izomerlerdir. Bunun diğer adı regioizomer. Bunlar birbirlerinin izomerleridir ancak bölge veya çift bağın yeri açısından farklılık gösterirler. Soldaki izomerin çift bağı burada yer alıyor. Sağdaki izomerin ise çift bağı burada bulunuyor. Yani buna bölgesel seçici bir tepkime diyoruz. Bir bölgesel izomer diğerine tercih edilir ve bu durumda soldaki tri sübstitüe alken ana ürünümüz, sağdaki ürünümüz di sübstitüe alken de yan ürünümüz olur. İşte bölgesel seçicilik dediğimiz şey bu. Şimdi bunu stereo seçicilikle karşılaştıralım. Buradaki örneğimizde başka bir dehidrasyon tepkimesi görüyoruz. Ve burada alkol bize iki alken vermek için sülfürik asitle tepkimeye giriyor. Bu tepkimenin mekanizmasına gelelim. Öncelikle o aşı iyi bir ayrılan grup olan suyu oluşturması için protonladık. Böylece su ayrıldı ve bu da bize artı bir formal yüke sahip olan bir karbokatyon vermiş oldu. Artı bir yük şu benzilik karbonda. Böylece elimizde bir benzilik karbokatyon bulunuyor. Onu da buraya hızlıca çizelim. Morla işaretlediğim karbonun artı bir formal yükünü de ekleyelim. Ve bu karbokatyondan hangi protonu almak istediğimiz konusunda bir seçeneğimiz vardı. Bu karbon üzerinde iki tane hidrojen bulunuyordu ve hangi protonu aldığımıza bağlı olarak bu farklı ürünlerden birini elde ettik. Bu trans ürünümüz üzerine yazalım yanındaki de cis ürünümüz. Bunlar stereo izomerler ve bu tepkime stereo seçici. Yani bir stereo izomer diğerine tercih edilir. Bu durumda trans ürünümüz en kararlı ürün olduğundan ana ürünümüz oluyor ve cis ürününe karşı trans ürün tercih ediliyor. Cis üründe yan ürünümüz oluyor. Şimdi stereo spesifikliğe bir bakalım. Stereo spesifik bir tepkimede substratın stereokimyası ürünün stereokimyasını belirler ve E2 tepkimesi stereo spesifik tepkimeye iyi bir örnek olabilir. Evet, sol tarafta substratımız bulunuyor. Burada iki fenil grubu ve bir brom görüyoruz. Bu karbondaki stereokimyaya dikkat edin. Burada bize dönük duran bir metil grubu ve düzlemde bizden uzaklaşan bir hidrojen bulunuyor. Güçlü bazımız beta protonu aldığında bir e alken elde etmiş oluruz. Ve ürünümüzde gördüğümüz stereo kimyaya bakacak olursak artık çift bağın zıt taraflarında iki fenil grubumuz var. Şimdi alttaki tepkimeye bir göz atalım. Burada da iki fenil grubu ve bir tane brom görüyoruz. Yani iki tepkime de aynı. Tek fark bu karbondaki stereo kimya. Bu kez burada hidrojen bize dönük durumda metil grubumuzsa düzlemde bizden uzaklaşıyor. Güçlü bazımız beta protonu aldığında bu kez bir Z alken elde etmiş oluyoruz. Yani substratın stereo kimyası, ürünün stereo kimyasını belirlemiş oldu. Mekanizmadan dolayı başka seçenek yok bunun geriye doğru gittiğini de düşünebilirsiniz. Buradaki ürüne yani Z alkene baktığımız zaman ürünün Z alken olduğunu bildiğiniz için bu karbondaki stereo biliyorsunuz. Bu olmalı değil mi? Diğer tepkime için de aynı şey söz konusu. Sadece E alken oluştururuz ve bu yüzden bu karbondaki stereo biliyoruz. Böylece stereo kimya bilgisi stereo spesifik bir tepkimede korunuyor. Son olarak stereo seçicilikle stereo spesifikliği doğrudan karşılaştıralım. Stereo spesifik bir tepkimede substratın stereo kimyasının ürünün stereo kimyasını belirlediğini söylemiştik. Böylece mekanizmadan dolayı stereo kimya bilgisi tepkimede korunuyor. Ama bu stereo seçici tepkimede durum böyle değil. Bu karbon üzerindeki OH'ın stereokimyasına baktığımız zaman ürünlerimizde stereokimyanın korunmadığını görüyoruz. Yani karbokatyonumuzu oluşturduğumuzda bu stereokimyasal bilgi kaybolur. Örneğin şuraya çizerek göstereyim. Kesik çizgili bir OH'la başlayabilirdik ve aynı ürünleri elde etmiş olurduk. Bu nedenle substrattaki stereokimya bilgisi korunmaz. Bu kavramın yeniden geriye doğru gittiğini düşünelim. Mesela bu E alken. Bu zıt taraflarda bulunan iki fenil grubunu içeren bir E alken olduğu için bu stereospesifik tepkimede bu karbondaki stereokimyayı biliyoruz. Ancak buradaki ürünlere yani bu trans ürüne ve cis ürüne bakarsak bunlar bizim substratımızın stereokimyasını söylemez. Bu karbondaki stereokimyanın ne olduğunu bilmiyoruz bize dönük bir OH mı yoksa bizden uzaklaşan bir OH mı söz konusu? Bilmiyoruz. Yani bu stereo spesifik bir tepkime değil. Bunun yerine stereo seçici bir tepkimeyi daha kararlı izomer olan trans izomeri seçmiş olarak düşünebilirsiniz.